Yüksekliği 12 cm ve 8 cm olan farklı eş küplerden eşit yükseklikte bir kule oluşturulduğu için 12 ve 8'in en küçük ortak katını bulmam gerekiyor. En küçük ortak katları 24'tür. Soru bize 2 metreden fazla olması gerektiği bilgisini vermiş. 200 cm'e çevirdim. Ortak katım 224 cm. Şimdi bunun 200 cm'den fazla olan katını bulmak istiyorum. 24'ü 9 ile genişlettiğim zaman 216 cm olarak buldum. Kulenin yüksekliğini en az. Şimdi Berk için yapıyorum aynı şeyi. 216'yı 12'ye böldüğüm zaman 18 tane kullanmıştır. 216'yı 8'e böldüğüm zaman 27 tane kullanmıştır. Bizden aradaki farkı istiyor. 27'den 18'i çıkarttığım zaman 9 tanedir cevabım. D şık. Dikdörtgen şeklinde verilen arazinin karşılıklı kenarları birbirine eşit olmalı. Buradan öncelikle 2 üzeri k artı 4'ün 32 üzeri 2'ye eşit olduğundan k'yı bulalım. Buradan 32'yi 2 üzeri 5 olarak yazdım. Bunun ikinci kuvveti eşit olmalı 2 üzeri k artı 4'e. Üstün üstünü çarptığım için 2 üzeri k artı 4 2 üzeri 10'a eşit olmalı. Tabanlar eşit ise üstler de eşittir. K artı 4 10'a eşit ise buradan k'yı 6 olarak bulmuş oldum. Şimdi diğer karşılıklı kenarları 3 üzeri 2 ne? 27 üzeri 2'ye eşit. Buradan 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak yazdım. Bunun karesi 3 üzeri 2 n'ye eşit. Buradan 3 üzeri 2 n eşittir. 3 üzeri 6 ise tabanlar eşit ise üstler eşit olmalı. 2 n 6 ise n buradan 3 olarak bulundu. K artı n 6 artı 3'ten 9 olarak bulunmuş oldu. Cevabım C şık. Öncelikle çözümlenmiş olarak verilen sayıyı bulalım. Burada sayımız 10,2'dir. Bunun karesini bulalım. Karesini aldığımız zaman 104,04 bulduk. A şıkkına baktığımız zaman yüzler basamağında 1 var. A şıkkı yer alır. Birler basamağında 10 üzeri 0'da 4 var. B şıkkı da olur. C şıkkına baktığım zaman 10 üzeri eksi 1 10'da birler basamağında burada 0 olduğu için C şıkkı burada yer almaz. Cevabım C şıkkı. Mavi renkli bölgenin çevre uzunluğunu bulmak için. Bir karenin alanı 144 ise bunun karekökü bir kenarın uzunluğudur. Buradan kenarın uzunluğunu bulmuş oldum. Kenar 24 ise burası da 24, 12, 12 olarak yazdım. Karenin bir kenarı 36 olarak bulundu. Bir kare olduğu için diğer kenarı da 36 olmalı. Buradaki kısa kenarını da 12 olarak bulmuş oldum. Benden çevre uzunluğunu istiyor. 36 ile 12'yi toplayıp 2 ile çarparsam 48 çarpı 2'den 96 olarak çevre uzunluğunu buldum. Cevabım D şık. Yarıçapı verilen arazinin çevre uzunluğunu bulalım. Formülü uyguluyorum. 2 çarpı pi 3 yarıçap 15 üzeri 3'tür. Şimdi bu çevre uzunluğunu her birinin aralığı 3 üzeri 4 desimetre olacağı için 3 üzeri 4'e böldüğüm zaman kaç tane direkli geçeğimi bulmuş olurum. Şimdi 15 üzeri 3'ü 2 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olarak ayırdım. Bölü 3 üzeri 4. Şimdi 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 4'ün çarpımı 3 üzeri 3'ün çarpımı 3 üzeri 4 olacağı için bunları sadeleştiriyorum. Sonuç 2 çarpı 5 üzeri 3'tür. Dikilecek direkt sayısını 2 çarpı 5 üzeri 3 olarak buldum. Cevabım C şık. B'nin hacmi A'nın 2 katı olduğu için öncelikle A'nın hacmini buluyorum. 4 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Bunu 2 ile çarptığım zaman A'nın hacmine, B'nin hacmine eşit olacak. Öncelikle hepsini 2 tabanında yazalım. 2 üzeri 1 çarpı 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. 3. kuvveti çarpı 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. 2. kuvveti çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3'ten tabanlar eşitse üstleri topluyorum. Üstleri topladığım zaman 2 üzeri 16'ya eşit olmalı B'nin hacmi. Şimdi verilen iki ayrıntını öncelikle çarpayım. B için 2 üzeri 4 çarpı 32. 32'yi 2 üzeri 5 olarak yazdım ve tabanlar eşit üstleri topladım. 2 üzeri 9'dur. Şimdi soru işaretini de çarptığım zaman 2 üzeri 16 yani hacmi elde edeceksem 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 9'a bölersem
257 olarak verilmeyen kenarı buldum. Cevabım D şıkkı. Öncelikle verilen ifadeleri çarpanlarına ayıralım. 63 sayısı, 3'ün karesi çarpı 7, 350 sayısı, 2 çarpı 5'in karesi çarpı 7'dir ve 210 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. Şimdi 2 tane kırmızı olduğuna göre buradan kırmızıyı 3 olarak buldum. 350'ye baktığım zaman 2 tane yeşil varsa burada yeşilleri 5 olarak buldum. Mavinin 7 ve sarının 2 olduğunu belirlemiş oldum. Şimdi 210'a baktığım zaman bunun için burada bir tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane mavi ve bir tane de yeşil kullanmalıyım. Şimdi saydığım zaman 3 tane kırmızı kullanmış oldum. Buraya bir tane kırmızı kaldı. 3 tane mavi kullanmış oldum. Buraya bir tane mavi kaldı. 3 tane yeşil kullandım. Buraya bir tane yeşil kaldı. Ve son olarak sarıdan 2 defa kullandım. Burada 2 tane de sarı olacak. Renklere baktığımız zaman B şıkkıdır. 4. çubuğa takılan boncuklar. Cevabım B şıkkı. Asal çarpanların çarpımı şeklinde verilen A ve B sayılarının EBOB'ları ortak olanlardan üstü küçük olanlardı. 2K ile 2 üzeri 4 ortaktır. EBOB'da 2 üzeri 3 olduğuna göre buradan K'yı 3 olarak buldum. Şimdi 3 üzeri 3 ile 3 üzeri N ortak ve küçük olan 2 olmalı. Buradan da N sayısını 2 olarak buldum. 7 üzeri M ile 7 üzeri 2'den M'yi de buradan 1 olarak buldum. Bunların toplamları ne istiyor? 3, 2 ve 1'i topladığım zaman toplamları 6'dır. Cevabım B şıkkı. Kök 41, 36 ile 49 arasında, yani 6 ile 7 arasındadır. Buraya kök 41 yazdım. Kök 8, 8, 4 ile 9 arasında, yani 2 ile 3 arasındadır. Buraya da kök 8 yazdım. Kök 3, 1 ile 2 arasındadır. Kök 3 olarak yazdım. Kök 55, kök 49 ile, şuraya yazalım, kök 64 arasındadır. Yani 7 ile 8 arasındadır. Kök 55. Kök 75'e baktığımız zaman 64 ile 81 arasında, buraya kök 75, 8 ile 9 arasında, kök 48, 6 ile 7 arasında, 49'dan küçük. Kök 62, 49 ile 64 arasındadır, yani 7 ile 8 arasındadır. 110, 10 ile 11 arasında, şuraya yazdım. Kök 93, 9 ile 10 arasında, kök 60, 49 ile 64 arasında, yani 7 ile 8 arasındadır. Kök 60. Kök 14. 16 ile 9 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. En fazla 7 ile 8 aralığı vardır. Cevabım C şıkkı. Havuzun kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olacaktır. Bu yüzden kök 92'den küçük en büyük tam sayıyı bulmalıyım. Çevreyi en fazla istediğim için. Kök 81 ile kök 100 arasındadır. Kök 92'den küçük en büyük tam karesayı kök 81'dir. Buradaki havuzun kenarı 9 olabilir. 144 ile kök 144 ile kök 169 arasındadır. Kök 160'dan küçük en büyük tam kare kök 144'tür. Bu da 12'dir. Çevre ise 9 artı 12 çarpı 2'den 21 çarpı 2, 42 olarak en fazla bulunur. Cevabım A şıkkı. Alan formülünü pi r kare olarak sorun vermiş ve alanı da 105 olarak söylemiş. Pi'yi 3 aldığımız zaman 3 çarpı r kare 105'e eşitse her tarafı 3'e böldüğüm zaman r kareyi 35, r'yi ise kök 35 olarak bulmuş oldum. Şimdi A noktasından konumunu biliyorum. Eksi 4 B noktasına gitmek için 2R yani çap lazım bana. Bu yüzden 2 ile çarpıyorum. 2 kök 35'e eşittir. Şimdi 2'yi kök içerisine aldığım zaman 4 olarak aldım. Kök içerisinde 4 çarpı 35'ten 140 olarak buldum. Şimdi 140 sayısı kök 121 ile kök 144 arasında, yani 11 ile 12 arasındadır. Eksi 4 noktasından sağ 11 gidersem eksi 4'e 11 eklediğim zaman artı 7 noktasındayımdır. Eksi 4'ten sağa 12 gidersem artı 8 noktasındayım. 7 ile 8 arasındadır bizim B noktamız. Cevabım A şıkkı.
Uzunlukları eşit olan iki rafa 10 santim boşluk, 14 santim kavanoz genişliği ile 24 santimi tam olarak tamamlamışım. 8 santim boşluk, 10 santim çap, toplam 18 santimi de tam olarak örüntü şeklinde dizebildiğime göre bu rafın genişliği 24 ile 18'in en küçük ortak katı olabilir en az. En küçük ortak katları 72'dir. Şimdi 2,5 metreden fazla olacak. Bunu santimetreye çevirdim. 250 santimetre. 72 santimetre bulduğum ortak katı genişletiyorum. 72'yi 4 ile çarptığım zaman 288 santimle bu rafın genişliği en az olabilir. Şimdi şekil 1'deki raflar için baktığım zaman 288'i 24'e böldüğüm zaman burada 12 tane olduğunu buldum. 288'i şekil 2'deki 18'e böldüğüm zaman ise 16 tane kavanoz koydum. Aradaki farkı istiyor. 16 ile 12'yi çıkardığım zaman aradaki fark en az 4'tür. Cevabım 5. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş bize. Birinciye baktığımız zaman 12,34 olarak yazmak için sayıyı 2 basamak küçülttüğümüze göre üstü 2 basamak arttırmalıyız. Üst 2 olmalı. Şimdi 10 üzeri eksi 3 olarak yazılması için sayının 3 basamak büyümesi gerekiyor. 1, 2, 3 basamak büyüttüğüm zaman B'nin 7,8 olması gerekiyor. A ve B şıklarını eledim. C'ye baktığım zaman yani 3'üncüye baktığım zaman 0,83 olarak yazılması için 2, 4, 5, 6, 7 basamak küçülmeli. 7 basamak küçülüyorsa üst 7 basamak artar. C 7 olmalı. D şıkkına baktığım zaman 10 üzeri 3 olmuşsa 3 basamak artmıştır. Bunun 3 basamak azalması gerekiyor. Buradan 0,0095 olması gerekiyor. Burada bir tane 0 fazla yazmışlar. Cevabım D şıkkı. Öncelikle bir kenarı 13 olan karenin alanını bulmak için 13'ün karesini aldım. 169. Şimdi havuzun dışındaki kısmın alanı 11'in karesi yani 121 ise bütün alandan 169'dan 121'i çıkardığım zaman 48 olarak buldum buradaki havuzun alanını. Şimdi bu çeyrek bir havuz olduğu için bunun 4 katı dairenin tamamının alanı olacaktır. 48'i 4 ile çarptığım zaman 192 metrekare olarak buldum. Şimdi daire alan formülünü uyguladığım zaman pi çarpı r kare 192 olacaktır. Pi 3 ise 3 çarpı r kare 192 ise her tarafı 3'e böldüğüm zaman buradan r kareyi 64, r'yi de 8 metre olarak bulmuş oldum. Havuzun çevresini bulmak için ise buradaki çeyrek dairenin uzunluğunu da bulmam gerekiyor. Çevre formülü 2 pi r 4'e böldüğüm zaman çeyrek dairenin uzunluğunu bulmuş olurum. Formülü yerine yazdığım zaman 2 çarpı 3 çarpı 8 bölü 4. 4'e böldüğüm zaman 2 kaldı. Buradan 12 olarak buldum. Buradaki daire diliminin uzunluğunu. Şimdi çevreyi istemiş. Çevre havuz için 8 artı 8 artı 12'den 28 olarak bulunmuş oldu. Cevabım değişik. Şimdi öncelikle A bitkisini inceleyelim. Boyu 28. Asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'nin karesi çarpı 7'dir. Buradan en büyük asal çarpanı 7 olduğu için birinci haftanın sonunda 7 santim uzayacaktır. 7 santim uzadığı zaman boyu 35 oldu. Şimdi ikinci haftanın sonunu bulmak için 35'in çarpanlarını buluyorum. Bu 5 çarpı 7'dir asal çarpanları. En büyük asal çarpanı 7 olduğu için 35'e 7 ekledim. 42 oldu. Şimdi 42 asal çarpanlarına ayırıyorum. 3. haftanın sonunda boyunu bulmak için 42 2 çarpı 3 çarpı 7 en büyük asal çarpanı 7 olduğu için 42'ye 7 ekledim. 49. 4. haftanın sonunda 49 asal çarpanlarına ayırıyorum. 7'nin karesidir. En büyük asal çarpanı 7 olduğu için 49'a 7 ekledim. 56'dır 4. haftanın sonundaki boy. Şimdi B şıkkına bakalım. 32 santim asal çarpanından ayırdığım zaman 255'tir. En büyük asal çarpanı 2 olduğu için birinci haftanın sonunda 32 artı 2'den boyu 34 olacaktır. Şimdi 34'ü çarpanlarına asal çarpanlarına ayırıyorum. İkinci haftadaki boyunu bulmak için 2 çarpı 17'dir. En büyük asal çarpanı 17 olduğu için 34'ü 17 ekledim. 50
1 olarak buldum. Şimdi 3. haftanın sonundakini bulmak için 51'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 3 çarpı 17'dir. En büyük asal çarpanı 17. 51'e 17 ekledim. 68 oldu ve 4. haftadaki boyunu bulmak için 68 asal çarpanlarına ayırdım. 2 üzeri 2 çarpı 17. En büyük asal çarpan yine 17. 68'e 17 eklediğim zaman 85 santim oldu boyu. Aynı işlemi C ve D'ye uyguladığım zaman boyu en uzun olanın 4. haftanın sonunda B olduğunu buluyorum. Cevabım B şıkkı. Bir yağmur damlasının hacmini 10 mm3 olarak vermiş ve dolmasını istediğimiz akvaryumun öncelikle hacmini bulmalıyız. 30 çarpı 50 çarpı 20'den 30.000 santimetre küp olarak bulmuş olduk. Şimdi bunu milimetre küpe çevirmek için buna 3 tane sıfır eklemeliyim. 3 tane sıfır eklediğim zaman milimetre küp olarak buldum ve bunu 3 çarpı 10 üzeri 7 olarak yazabilirim. Dolması gereken akvaryumun hacmi 3 çarpı 10 üzeri 7 milimetre küp ve bir yağmur damlası 10 milimetre küp ise bunu 10'a bölersem kaç tane yağmur damlası gerektiğini bulmuş olurum. 10'un tabanları eşit olduğu için üstleri çıkarıyorum bölme işleminde. 3 çarpı 10 üzeri 6 tane yağmur damlası gerekiyor. Cevabım C şıkkı. Alanı 350 santimetre kare olan resmin kenarlarını bulmak için kısa ve uzun kenarlarını çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 1 çarpı 350, 2 çarpı 175, 5 çarpı 70, 7 çarpı 50, 10 çarpı 35, 14 çarpı 25. Kısa ve uzun kenarın alabileceği değerleri bulmuş oldum. Şimdi 1 cm'den büyük dediği için 1 ve 350'yi eledim. Aralarında asal olması gerekiyor. 2 ile 175 aralarında asal, 5 ile 70 aralarında asal değil, 7 ile 50 aralarında asal, 10 ile 35 aralarında asal değil, 14 ile 25 aralarında asaldır. Şimdi çevreyi en az istediği için kenarları birbirine en yakın seçmeliyim. Kısa ve uzun kenarlar 14 ile 25 olmalıdır. Şimdi istediği resmin çevresi kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katıdır. Buradan kısa ve uzun kenara topladığım zaman 39'u 2 ile çarptım. Çevre en az 78'dir. Cevabım 5. Öncelikle uzaklıkları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Gizem en yakın 6 üzeri 3. Sonra Cansu 3 üzeri A. Sonra Hande B üzeri 4. Ve en son Melis 17'nin ikinci kuvveti. Şimdi bunların sonuçlarını bulalım. 216 ile 289 arasında olacaktır. 3'ün 5. kuvveti 243 bu aradadır. Buradan A sayısını 5 olarak buldum. 4'ün 4. kuvveti de 256'dır. Buradan da B'yi 4 olarak buldum. A artı B'yi istemiş. 5 artı 4'ten 9 olarak bulunmuş oldu. Cevabım A şıkkı. Öncelikle verilen ayların hepsini bilimsel olarak gösterelim. Şimdi K artı N'ler yani K artı N'yi toplayacak olursam tam kısmına 5 eklediğim zaman 9,41'dir. Tam kısmına 6 eklediğim zaman 7,68. Tam kısmına 6 eklediğim zaman 9,39. Tam kısmına 7 eklediğim zaman ise 8,37. En fazla olanı sormuş. Nisan ayı cevabım A şıkkı. Öncelikle parkın iki kenar uzunluğu verilmiş. 84 ile 100'ü topladığım zaman iki kenarın toplamı 184. 184, 250, 6'dan çıkardığım zaman üçüncü kenarı bulacağım. Buradan üçüncü kenarı 72 metre olarak bulmuş oldum. Kenarlardan herhangi ikisini seçtikten sonra eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikmek istiyorum ve en az sayıda aydınlatma direği kullandığım için en büyük ortak bölenleri büyük olan iki kenarı seçmeliyim. 84 ile 72'nin en büyük ortak böleni, en büyük ortak bölenleri 12'dir. Şimdi uzunluk 84 ise 12 metrede bir aydınlatma direği dikmek istiyorsam böldüğüm zaman içinde 7 tane 12 olduğunu buldum.
Ama aydınlatma direk sayısı bundan bir fazla 8 tanedir. Şimdi aynı şekilde 72'yi 12'ye böldüğüm zaman 6 tanedir. Buna bir eklemem gerekmiyor. Çünkü şekle baktığımız zaman şöyle aydınlatma direkleri yerleştirdiğimiz zaman şuraya da bir tane aydınlatma direği koymam gerekiyor. Bu yüzden 72'ye bir eklemiyorum. Bundaki aydınlatma direği sayısı 6'dır. Her ikisinde toplam 8 artı 6'dan 14 tane aydınlatma direği kullandım. Cevabım 5.